Evet. Üçüncü. Yani aslında sözün de sorularında bittiği bir yer burası. Fakat dün şöyle ben hani bir yere gelmiştik. Bu saldırı yani İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı bölgedeki mevcut jeopolitiğe yeni bir şey vermedi, katmadı. Bir değişiklik yaratmadı. Aynen. Bu yüzden de bir yani bu hep birlikte şu soruyu sorduğumuzda ya biz ne yaşadık? İlk sordum bunu. Hı. Ne yaşadık? Tamam. Ne yaşadık sorusunun cevabı yok. Yok yani bir hiç. Bir jeopolitik üretmiyor. Ama eğer bu gece ve veya önümüzdeki 70 saat içinde şu bu ya çünkü uluslararası kaynaklardan bize gelen haberlere baktığınızda hakikaten yani mesela herhalde konuşulmuştur. Mesela Netanyahu hiçbir liderin telefonuna çıkmamaya başladı. Şimdi bunlar veri. Aynı durum İran'da da olmuştu. İran saldırısı başlamadan önce olmuştu. Ve profesyoneller bunu tehlikeli bir süreç olarak görürler. Eğer yani bu gerçekleşirse ben şey olacağını düşünüyorum. Eğer bir karşılık verecekse bu silahlı bir karşılık olacaktır. Yani bir yeri vuracaktır. Bir ya da birkaç yeri vuracaktır. Yani niceliği beni çok ilgilendirmiyor. Ancak o zamandan sonra, o andan itibaren mevcut jeopolitikte değişiklik olur. Çünkü artık... Nasıl? Çünkü artık oyuncular bu iki ülkeyi kontrol edemeyecek hale gelirler. Birincisi kontrollüydü. Hem de çok ülkenin kontrolü altındaydı. Sadece benim bilgilerim bile 72 saat önceden en az yarım düzine ülkenin İran'ın saldırısının niteliğinden bile haberdar olduğunu gösteriyor. Dahası aracı ülkeler olduğunu gösteriyor. Daha dahası şu an bu aracıların çalışmadığı gözüküyor. Çalışamadığı gözüküyor. Taraflara ulaşılamadığı gözüküyor vesaire vesaire. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi bizim için bu mesele kapandı konuşmasını yaptığında kapanmıştı ve biz bunu şöyle anladık. Ve bu doğru bir okuma bence. Herkesin bu şekilde anlaması doğru. Ya arkadaş, ben içeriye bir şeyler söylemek zorundaydım. Bölgedeki uzantılarıma bir şeyler söylemek zorundaydım. Bunu uzatmayın kardeşim. Ben de uzatmak istemiyorum. Bunu bu şekilde kesin. Bu aslında hani ben yapacağımı yaptığım değil, bütün taraflara şey dahil, İsrail dahil buna, hatta birinci muhatabı. Tamam kardeşim, burada kapatalım. Bak sen de çok zarar görmedin. Ben de gereken kamuoyunun gazını aldım. Bu mesele kapansın. Fakat bu aşamada İsrail artık buna cevap verirse, yani çünkü bu öykünün başlangıcı ne? Şam'daki konsolosluğun vurulması. Dünyada herkesin kabul ettiği gibi bu. Uluslararası hukuka aykırıdır ayrı, ama herkes için bu kasus savaş nedenidir. Kasus bellidir. Kimse yani hiç kimse mesela Türkiye'nin herhangi bir ülkedeki büyükelçini bu şekilde vuramaz. Vurursa da sonuçlarına katlanmayı göze almış demektir. Burada bir tartışma yok. Ancak bu aşamadan sonra şöyle bir jeopolitik maddeler halinde sıralanır. Birincisi mesela ABD başkanlık seçimlerine ilişkin İsrail'in ve İran'ın temennileri farklıdır konuşması başlar. İsrail belki Trump'ı daha çok destekleyecektir ve bu yönde Biden'ı dinlememek konusunda ve İran'ın üzerine gitmek konusunda daha ileri davranır. İran Biden'ı tercih edecektir. Bu da kendi aramızda konuşmamız gereken bir konu. Çünkü bu haralı güreli işi içinde gözden kaçan bir şey. Çünkü savaş çok ezici bir gündemdir basın açısından. Yani birçok soruyu halının altına iter, önemsizliklerinden değil. Ama bu vesileyle Amerika ile İran arasında özel bir bağın geliştiğini kabul etmemiz gerekiyor. Bir temas oluşmuş ve bu temas düzenli bir temas. O kadar ileri boyuta gitmiş ki, o kadar yükselmiş ki Türkiye'ye dahi istihbarat servisleri üzerinden şu teklifi yapabilecek cürete gelmiş Amerika. Ben cüret diyorum, onlar açısından tabii bu bir politika. Mesela bizim Milli İstihbarat Teşkilatımıza diyorlar ki siz İsrail ile İran arasında arabulucu olun. Nasıl? Bir dakika ya.
Biz İran'la görüşüyoruz tamam da İsrail'le öyle bir durum yok. İsrail'le bir de bambaşka bir durum var. O bizim konuşmamız ama. Onların konuşması yani bizim aklımıza yatmıyor olabilir de onlar yatırırlar. Şimdi mesela bu hale kadar gelmiş bir Amerikan İran ilişkisi var ortada. Dahası aracıları da bir tarafa çektiğinizde anlıyoruz ki bu son bir haftada direkt görüşmeler gerçekleşmiş. Amerika ile İran arasında. Demokrat Amerika ile. Demokrat Amerika. Herhalde işte yani Trump Amerikası, Trump Amerikası olur mu? Aynen dediğiniz çok doğru. Bir analizini gerektiriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün yine başka kanalda bunun konuşması yapılıyordu. Genellikle şuraya yaslanan ifadeler var. Efendim neokonlar şunlar bunlar öyle. Şimdi bak bunlar doğru ama bunların nerelerde bulunduğuna ilişkin teşhislerimizde biraz kendimizi yenilememiz gerekiyor. Amerikan yönetimi içinde var mı? Var. Yerlerini tarif edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Güçlerini tarif edebiliyor muyuz? Yani yüzlük baremler verelim mesela kendi kafamızdan. Efendim Amerikan dışişlerinde neokonlar var. Bölgede savaşı isteyenler var. İran'ı cezalandırmak, İsrail'i yükseltmek isteyenler var. Doğru mu? Var. Pentagon içinde var mı? Var. Ama onlar kendilerini nerede gösteriyorlar daha çok? CENTCOM içinde gösteriyor. Hı. Pentagon'un resmi açıklaması ne? Biz İran'la bir savaş istemiyoruz. Net. Bir çatışma istemiyoruz. Net. Gerilim istemiyoruz. Net. 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 Demek ki oradaki mesela yüzlük barem içinde yine etkileri var. Fakat bu denli değil. En yüksek güç nerede? En yüksek güç şurada. Amerikan savunma endüstrisi ile askerin ilişkisi devasa bir problem yaratıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Devasa bir problem. Evet. Bu İsrail ve İran'ın deliliklerinden daha büyük bir delilik. Mesela hala birinci maddedeyiz. Yani bu sefer yeni bir jeopolitik yaratır ve bunun birinci maddesi. Kendimize indirelim. Onu yani söylemiştim. Tekrar bunun üzerinde durmak arzusundayım. Çok kısa süre içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyareti var. Ve bizim bir hareket yapmamız gerekiyor. Bunun hazırlıkları neredeyse tamamlanmış durumda. Buna etkisini. Buna etkisini. Bir başka konu. Ben konuşurum yani. Yok, vallahi önemli. Çok çok önemli. Yine bu aktüel içinde baskın görüntüler oluşuyor. Bunları da çözümlemekte yavaş kalıyoruz. Şu sebep, hani ihmal değil bu. Bakın şimdi bir tane füze fırlatılsın İsrail'den İran'a. Bütün dünya basını da, ajansı da, Türkiye basını da bunun üzerine yıkılır ve bu çok haklı bir şeydir. Çünkü burnumuzun dibinde bütün bölgeyi değil artık dünyaya yayılma ihtimali bulunan bir savaş ihtimali çıkar ortaya. Bir de öyle bir şeydi ki... Onu da söyleyeyim. Söyleyin tabii tabii. Şimdi mesela bir görsel var değil mi? Enes'i de görebilirsin. Bir görsel var. Bu görsel Kudüs üzerinde o meşhur o resmi arkadaşlar bulabilirlerse... Nedir nedir? Füzeler var. Tapınağın üzerinde. Mescid-i Aksa'daki. Evet. Evet. Aksa'nın. Şimdi bunu biz görüyoruz ve bu başat bir görsele dönüşmüş durumda. Bütün bölge, bütün dünya görüyor ama bütün bölgede görüyor. Biz de bunu görsel kudreti açısından, gazetecilik şu bu açısından sık sık veriyoruz bütün şeyler. Yanlış mı? Hayır, yanlış değil. Peki bölgeye mesajı ne? Bunu da anlıyoruz ki mesela İrna yani sen daha iyi bilirsin o işleri. Resmi dili 7-8 madde yayınladı. Bu niye önemlidir bizim yaptığımız saldırı diye. Bütün Müslüman ülkeler içinde kutsal bu kutsal topraklar üzerinde o hava sahasında İsrail'i vuran ülke benim dedi. Ve İsrail Büyükelçiliği de Birleşmiş Milletler bunu gösterdi. Dedi ki bak görüyorsun ya, dedi. Şimdi biz yani füze fırlatılıyor ama onun altında da böyle bir sosyoloji var. Ve bu sosyoloji karşılık bulur en azından kendi tabanında. Burada söylemek istediğim şey, bir şey yapıldığında bunu dalgalar halinde bütün her tarafa vurdu.